Ne diyorlar peki oğlum? Serbest bırakacaklar bugün ama. Ha? Değil mi? Gidiyoruz işte anne. Ama senin sesin çok kötü oğlum. Hiç uyumadın değil mi? Of Taner. O kızlar da orada perişan oldular. Bak, bak benim yapabileceğim bir şey varsa, eğer benlik bir şey varsa... Cahide Hanım. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ben oğlumla konuşuyorum. Oğlun gelsin, o da hesabını verecek. Yani bunca yıllık dostlarımıza ihanet içindesiniz oğlun da sen de. Utanmıyorsunuz değil mi? Ama yazık. O kızlara da yazık. Başlarında ana yok, baba yok. Günah. Hem o kız masum. Yüzünden gözünden okunuyor. Kıyar mı hiç? Sus Mebrure, sus. Taner uyduruk bir gönül macerasının peşine düşmüş. Sen engel olacağına kalkıp bana o canavar kadını savunuyorsun. Boş konuşma Mebrure, boş konuşma. Ben vicdanımla konuşuyorum Cahide Hanım. Siz burada bana bağırıp duruyorsunuz. Oğlumun arkasından sayıp sövüyorsunuz ama sizin oğlunuz da o kızların yanında şu an. Onlara destek oluyor. Adalet yerini bulacak Cihan. Sen gözlerini açtığında bizim için her şey geride kalacak. Her şeye yeniden başlayacağız. Abla kardeş olacağız. Sana söz veriyorum. Sen yeter ki bana dön. Ablana dön. Abla kardeş olacağız. Abla kardeş. İşte kardeşim benim. Hah. Yakışıklım. Favori mankenim. Gurur duyuyorum seninle Cihan. Hadi ama. Alt tarafı yedek kontenjandan podyuma çıkıyorum. Yedek mankenin olduğunu biliyorum abla. Yedek mi? Deli. Sen her zaman benim bir numaramsın. Dön. Ah Cihan. Doğduğun günü hatırlıyorum da. Miniciktin, kucağıma vermişlerdi seni. Seni düşüreceğim diye öyle korkmuştum ki. Ablan olmak için de sabırsızlanıyordum. Kim derdi ki böyle büyüyeceksin, boyumu geçeceksin. En büyük desteğim, sırdaşım, dostum olacaksın diye. Canım benim. Seni seviyorum. Ben de. Dünya güzeli. Çok yakışıklı oldun.